tepkime denklemleri, denkleştirme, kimyasal tepkime denklemleri deyince aklımıza şu gelir. Bir kimyasal olayı veya fiziksel bir olayı ifade eden denklemlerdir. Yani kimyasal maddelerin formüllerini ve sembollerini içeren, denklemde gösterilen fiziksel halinin yani katı mı, sıvı mı, gaz olduğunu girenler ve ürünler şeklinde ifade eden denklemlerdir. Kimyasal maddelerin sağ alt köşesine fiziksel halleri belirtilir. K yazıyorsa bunun katı, S yazıyorsa sıvı, G yazıyorsa gaz olduğunu anlarız. AQ ya da su yazıyorsa suda çözülmüş yani çözelti olduğunu anlarız. Kimyasal denklemdeki kullanılan kat sayılar, mesela şöyle bir kat sayılı denklem yazalım. Kimyasal tepkime denkleminde harcanan ve oluşan maddelerin tanecik sayısı, mol sayısı, kütlesi, hacmi ile ilgili yorum yapmamızı, bilgi edinmemizi sağlar. Denklem kat sayıları kimyasal maddelerin harcanma ve oluşmaları hakkında bize bilgi verir. Bir kimyasal tepkime de değişen, değişmeyen ve kesinlikle değişen özellikler vardır. Değişebilen özellikler vardır. Bunları şöyle ifade edelim. Kimyasal tepkime de değişmeyen özellikler diyelim. Birincisi, atom cinsi ve sayısı kesinlikle değişmez. Atom cinsi ve sayısı değişmez. Başka, toplam proton, elektron ve nötron sayısı değişmez. Başka, toplam enerji değişmez. Başka, kimyasal tepkimelerde kütle korunur, yani değişmez. Bunun yanında kimyasal tepkimede değişen özellikler nedir diyelim. Değişen özellikler nelerdir? Kimyasal tepkime olduğuna göre ne diyoruz? Maddenin kimliği değişir. Kimliği değişirse fiziksel özellikler değişir. Başka ne yapıyor? Elektron alışverişi varsa atom çapı hacmi ne yapar? Değişir. Elektron sayısı ne yapar? Değişir. Peki bunun yanında kimyasal tepkimede değişebilen özellikler nelerdir? Değişebilen. Bazen değişir, bazen değişmez tepkimesine göre. Ne diyoruz? Mol sayısı değişebilir. Mesela hidrojen florür olduğu zaman burada ne yaptı? Değişmedi. Ancak hidrojen oksijen tepkimesinde ne yaptı? Girenler 1,5 mol, çıkanlar 2 mol değişti. Mol sayısı değişebiliyorsa o zaman hacim de değişir. Yani hacim de ne yapabilir? Değişebilir. Toplam hacim. Yalnız buradaki atom hacmiyle bunu karıştırmıyoruz. Buradaki kimyasal tepkimenin gerçekleştiği kabın pistonlu bir kapta olduğunu düşünürsek toplam hacim ne yapar? Değişebilir. Bu özellikler ne yapar? Arkadaşlar değişebilir. Bunları da unutmayalım. Tepkimelerin denkleştirilmesi. Kimyasal tepkimede atom cinsi ve sayısı
değişmediği için kimyasal tepkime ifade eden denklemin denkleştirilmesi lazım. Bunun için de uygulayacağımız temel kurallar şudur. En kalabalık atom grubunun katsayısını 1 kabul ederiz. Sonra ona bağlı olarak ürünlerdeki atomların sayılarını katsayılarına tam sayılar yazarız. Yalnız burada şunu dikkat etmemiz lazım. Bileşiklerin önüne hiçbir zaman rasyonel sayı yazılmaz. Yani şurada karbondioksitin önüne 1 bölü 2, 3 bölü 2 gibi sayı yazılmaz. Çünkü yarım, çeyrek veya herhangi bir rasyonel ifade şeklinde katsayı olmaz. Ama doğada molekül halinde bulunan elementlerin buradaki örnekte olduğu gibi katsayılarına tam sayı ya da rasyonel sayı yazarız. Son olarak tepkime denkleminde varsa en son hidrojen denkleştirilir ve oksijen varsa oksijen ile de olayın sağlaması yapılır. Giren ve çıkan oksijen sayıları eşit ise o zaman yaptığımız işlem doğrudur. Eşit çıkmıyorsa hata yapmışızdır. Tekrar denklemi bir daha denkleştirmemiz gerekir. Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde oksijenin katsayısı kaç olur? Şimdi en kalabalık grubun önüne 1 yazdık. Burada ne anlıyoruz? 3 mol karbon tepkimeye girmiş. 3 mol çıkması için karbondioksitin önüne 3 yazdım. 8 mol hidrojen tepkimeye girdiği için 8 olması için suyun önüne 4 yazdım. En son oksijenle test ediyorum. Ne yapıyorum? 6, 4 de burada var 10. O zaman oksijenin önüne 5 yazdığım zaman ne yaptı? Oksijen sayısına eşitledik. En küçük tam sayı dediği için bakıyoruz bundan daha küçük tam sayı olamaz. Oksijenin katsayısı kaçtır? 5'tir. Kimyasal tepkimelerle ilgili ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur? Atomların elektron sayısı korunur. Atomların elektron sayısı korunmaz. Eğer elektron alışverişi sonucu oluşan iyonik bağlı bir bileşikse elektron sayısı korunmaz. Ama toplam elektron sayısı deseydi doğru olur. O zaman bu hatalı. Tepkimeye giren maddelerin kimlik özellikleri değişir. Kimyasal tepkime diyorsa kimlik değişir. Molekül sayısı ve kütle değişmez. Kütle değişmez ama molekül sayısı değişebilir. Mesela hidrojen artı iyot, hidrojen iyodur. Bu tepkime de değişmezken karbon artı karbondioksit oluşurken burada değişir. Giren 2 mol, çıkan 2 mol. Burada 2 mole 1 mol. Dolayısıyla molekül sayısı ne yapar? Değişir. Burada şunu diyebilir arkadaşlar. Hocam burada atom var. Şöyle de olabilir. Yazdığımız zaman mesela N2O ne yapar? Giren 1,5 mol, çıkan 1 mol. Dolayısıyla molekül sayısı değişebilir. O yüzden bu da doğru olmaz. B seçeneğimiz kesin doğrudur. Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur? Yine ne yapıyoruz? En kalabalık atom grubunun katsayısını 1 kabul ettik. 3 mol kalsiyum tepkimeden çıkmış. Buradan görüyoruz. O zaman 3 mol girmesi için buraya 3 yazdık. Şunu grup olarak düşünebiliriz. Fosfat 2 mol çıktığına göre bunun katsayısına 2 yazarız. Hidrojen 6 mol girmiş. 6 çıkması için suyun katsayısına 3 yazarız. En son oksijenleri sayarız. Eşitse yaptığımız işlem doğru. 2 kere 4, 8 tane oksijen burada var. 3 kere 1, 3 tane burada var. Burada ne kadar var? 2 kere 4, 8 tane var. 3 kere 1, 3 tane de burada var. Eşit çıkıyor. O zaman suyun katsayısı 3'tür rahatlıkla deriz. Yukarıdaki tepkimede X maddesi seçeneklerden hangisidir diyor. Bu tip sorularda arkadaşlar yapacağımız daha karabalık atom gruplarının olduğu sorularda yapacağımız hata yapmamak için yapacağımız en güzel yol şudur. Denklemi giren ve çıkanlarını şöyle ayıralım. Burada görüyoruz 1 mol kükürt girmiş. 4 mol hidrojen girmiş, 4 mol azot girmiş, 12 mol oksijen girmiş. Çıkanlara bakıyoruz. 4 mol azot çıkmış, 8 mol oksijen çıkmış. 2 de burada var, onu unutmayalım. Onu unutmuyorum, onu düzeltiyorum. Özür düzelttim. 8 burada var, 2 de burada var. 10 tane oksijen burada var. Başka 4 tane de hidrojen burada var. Bir tane de X var. O halde X'in yapısını belirleyelim.
Ne yaparız? Giren ve çıkan atom sayıları eşit olacak. Bakın burada bir kükürt var, burada yok. O zaman X'in yapısına bir defa kükürt var. Azot tamam, hidrojenler tamam. Dikkat edersek burada 12 oksijen var, burada 10 tane var. O halde şuraya 2 tane daha oksijen eklediğim zaman 12 daha 12 eşit olur. O halde buradaki maddem nedir benim? SO2'dir. Yani doğru cevabım D seçeneği olur.